Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Hadi tamam hadi. Yok, saklanmaya gizlenmeye çalış. Haber ve yazı ve yorumlar ve karşımızda Ersoy Dede. Ersoy Dede, bugün bir farklılık var. Görüyoruz Ersoy Dede'yi, bugün farklılığını. Ceketi güzel, hoş bir mavi ceketi var. Tabii yazı getirdi. Havalar güzel ama onun dışında daha detaylı bir şey var, göremediğiniz. Sonra. Az sonra açıklayacağım. Ne bir hafta sonra ya? Bir hafta sonra zaten bayrama gidiyoruz. Bayram müjdesi veririm. Sen kendine bak, bayrama ben girmiyorum. Bir bayram müjdesi vereceğim az sonra. Peki. Bizden ayrılmayın. Hadi o zaman gündeme geçelim. Reklamı gideyim, bizden ayrılmayın. Şimdi sana, sana yine Cumhuriyet Gazetesi göstereceğim. Ya Cumhuriyet'le başlamayalım. Bak, başlıyoruz Cumhuriyet'le. İftara kadar kendime gelemiyorum. Yapmaya gidiyorum. Cumhuriyet gazete değil mi? Cumhuriyet'le niye bahsediyor? Biz gazete manşetlerini yorumlamıyor muyuz? Bu ne? Bu ne? Kim koyuyor araya bunu arada bir? Cumhuriyet olmadan olmaz. Cumhuriyet seviyoruz. Ben sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ne seveceğim ya? Başlıklar ya. Bu gazete. Tamam, evet. Bununla fazla vakit harcamayalım ama çok kıymetli haberlerimiz var. Harcamayacağım çünkü. Tamam. Harcama şunu. He. Sonra gazete bittiyse işi at lütfen, şu köşeye bırak. Yırtma, atma, tamam, dokunma. Bir haber arıyorum. Ya gel aynısı. Uzatmadan söyle bari. Ne yazmamışlar onu söyle. Başta ironi esprisin. Yarım saat izleyici bu mu lan diye kapatıyor televizyon sonra. Minibüste şortlu kadına tekme haberini arıyorum. Normal şartlar altında Cumhuriyet Gazetesi'nden şu beklenmez miydi? Faşist, gerici, baskıcı AKP zihniyeti. Evet. İşte insanların kılık kıyafeti bilmem ne. Bu hale getirdiler. Artık şortlar çok giyemiyoruz. AKP zihniyetinden evet, güç alan. Cinsiyetimizi gösteremiyoruz, falan. Donumuzu gösteremiyoruz. Daha göstermişler. Evet. Neden Cumhuriyet'in birinci sayfasında bu haber yok? Ne de hakikaten unutmuşlardır. Hayır, unutmamışlar. İçeri mi koymuşlar? Haber bu üçüncü sayfada. Bir küçücük kutu içinde var. Tamam. Cumhuriyet Gazetesi'ne yakışıyor mu? Bak bu kadarcık. Şu kadarcık. Yakışıyor mu Cumhuriyet Gazetesi'ne? Demek iyi prim yapmıyor bu haberler artık. Ama hayır. Ben onlara bir şey göstereyim. Sebebini söyleyeceğim. Söyle, ben göstereyim ben de. Çünkü Pendik'te bu saldırıya uğrayan, o aşağılık herifin saldırısına uğrayan Asena Melisa Sağlam isimli çocuğumuzun, evladımızın babası öyle sağduyulu bir adam ki çıktı, bu bir provokasyon, biz bu tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Ve dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi, bu mudur yani? Cumhuriyet Gazetesi aradığı, murad ettiği, bak sana bir şey söyleyeyim, şu bu provokasyon kelimesini kullandı. Cumhuriyet dedi ki bu iş önemi yok. Bu iş önemi yok. Çok alçak bunlar o zaman. Çünkü yani. Bak seviye yerlerde chat toplantısında bombayı yıkar. Bu Pendik minibüsündeki bu görüntü Bir Gün Gazetesi'nden çıktı. Evet. Hep bütün pislikler oradan çıkıyor zaten. Bütün pislikler oradan çıkıyor değil. Tövbe normal şartlarda. Öyle bir şey demiş, bir cümle kurdum ben. Normal yani çok pislik çıkıyor üniversitelerden. Bir Gün Gazetesi dedim, üniversiteden değil. Ben Bir Gün Gazetesi zaten verdim. Üniversiteye geleceğiz ya. Bir Gün Gazetesi değil, bir üniversite var ya. Bilgi Üniversitesi. Ben Bilgi Üniversitesi'ni zannettim. Kafam üniversite takılı. Çünkü birazdan bir klip göstereceğiz üniversiteyle ilgili. Dur, üniversiteye gireceğiz. O yüzden üniversite kafa takılı olduğu için bilgiye döndüm. Aslında bilgi de iyi insanlar çıkabiliyor. Kötü de çıkıyor, iyi de çıkıyor. Ama biz şorta devam edelim. Hemen ver şortla ilgili karikatür verelim. Hadi ver sen şortla ilgili karikatür. Tamam, ama çok güzel söyledi. Baba böyle söyledi. Duyarlı olduğu için Allah kahretmesin. Bitti. Yani ellerinde kaldı. Ramazan şort var, tekme, her şey var burada. Delil var. Hatta bu sefer fakat babanın çıkıp bu gerici demediği için Demediği için. Bu bir provokasyondur dediği için. Bu bir haber değeri kazanmıyor artık. Cumhuriyet için bitti işte. O şortla kızı kafası gözü yarsalar da ama ne fark etmemiş. Saldıramıyoruz ki buradan. Üzerine tepinemediğim haberi. Buradan AK Parti'ye saldıramıyoruz ki. Bravo. Üzerine tepinemediğim haberi haber demem diyor. Fakat bugün Habertürk'te bir tane karikatür var. O karikatürü gösterip hemen verelim o karikatürü. Gör. Ha işte burada. Tren. Trede şortla binmişler. Hasta mısın birader? Trede şortla binmişler. Çok hoşuma gitti. Bunu senden gizli aldım. Sen izlerken sen meşguldün. Hemen rejiye şu şeyi gönderin dedim. Okuması nedir bunun şeyi nedir? Anlamadım. Bir inek var. Öküzdür o. Öküzdür. Ama inek gibi görünüyor. Öküz öyle benekli olmaz. Ama işte trene bakan şey inek olmaz. Çok enteresan bir şey buldum ben. Yıllar sonra bu yaşımda öküz öyle olmaz dedim. Ya hakikaten doğru. Öküzler böyle olmaz. Yani benekli olan öküz olmaz. Ne enteresan. Onu bulmuş oldum. Doğru değil mi? Kaybetmiş miydik onu? Kedilerde üç renk dişi falan iki renk vardır ya. Doğru. İneklerde de öküzlerde de yani ineğin erkek olan öküzünde de toparlayamadım. Uykusuzluk. Kapatın yani öküzlerde öküzler tek renk olur. Tek renk olur. Evet. O yüzden biz kendisine baktım da sen renk yareksin bugün. Tüy Allah'ım ya. Neyse. İnek bu. Öküzün trene baktığı gibi bakmak yerine ineğin trene baktığı gibi üzerinden can. Trende şort bahset. Bir şey işte abi. Neyse toparlayamadım. Ama komik. Çok. Toparlayamadım ama çok komik. Trene bakıyorlar.
Ne demiş orada? Trene de şort. Ben Beckham böyle çekiyorum. Jimmy'den dolayı olur. Normal. Jimmy kalk. Problem değil. Ha, Jimmy telefonda konuşuyor zaten. Unuttu beni orada. Jimmy sen de değil. Tamam, ondan sonra trene de şortla binmişlerdir. Binmişler mi? Hastamızın yani? Birader. Hastamızın birader. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi hemen geçelim. Tuvalete. Tuvalet nerede? Ha, tuvalete. Yok, tuvalete sonra geçeriz. Tuvalete sonra geçeriz. Ya veyahut da mevzu tuvaletken devam edelim istiyorsan. Mevzu daha tuvalet olmamıştı ki. Beni kandırıyorsun ki geçir tuvalete diye. Mevzu tuvalet geldi. Tamam, tuvalete birazdan geçeriz. O zaman akşam. Akşam. Şu akşam Taşeron geçelim. Gandhi. Hadi Taşeron Gandhi ne yapmış? Taşeron Gandhi ne yapmış? Bu şimdi yürüyüş tutmadı. Ay Allah'ım yürüyüş ya. Tutmayınca. Evet. Taşeron Gandhi, taşeron işçileri otobüsleri doldurup evet. Belediye marifetiyle evet. İşte Ataşehir Belediyesi, başka bir takım CHP'li belediyeler. Bak, Beşiktaş Belediyesi'nin organizasyonundan fotoğraf yayınlamış bugün akşam gazetesi. Biliyorsun Beşiktaş Belediye Başkanı onu da hatırlatıyor. Yazık, günah ya. Hazinedar. Geçen yıl Umre Dönüş Havaalanı'nda kendisini karşılatmıştı. Hatırlıyor musun o görüntüyü? Evet, 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 hatırlıyorum. Havaalanında. Ya, havaalanında. En büyük başkan, hacı başkan falan diye. Otobüs adam getirip kendini karşılattırıp haber yaptırmıştı. Bravo, çok güzel. Şimdi aynı kadroyu bu defa bizim, evet. Ankara İstanbul Karayolu'na göndermiş. Gandhi Kemal'in yürüyüşünde fazla kalabalık yakalanamayınca tabii ya, yazık günahtır. Şu Ramazan Şerif'te mübarek günlerde yollara döküldünüz. Şey gibi böyle Evliya Çelebi misali. Bunlar da Evliya da olmaz, Çelebi de var, başka mesele de tabii. Ama yani bu Gandhi Kemal yapmak istediği. Aslında tabii biz bu işin mavrasını çok yapıyoruz. Tabii komik. Tabii. Bence komik. Yani şöyle bir şey, şunu hatırlatarak söyleyelim. Tuz yürüyüşü, Gandhi, Mahatma Gandhi'nin yürüyüşü emperyalistlerden kurtulmak amacıyla o İngiliz sömürgesine karşı yürümüş. Bizimki bu da, bizim Gandhi ise tam tersini yapıyor. Bak bugün çok konuşuldu, bugün hafta çok konuşulacak, büyük ihtimalle diplomatik kanallarda dillendirilecek. Batı sürekli Türkiye'yi terörle ilişkilendirmeye çalışıyor. Erdoğan'ı yargılatacağız. Yok Lahey, yok bilmem ne. Türkiye terör devleti. Bu algıyı Türkiye üzerine kurmaya çalışan o iğrenç, ahlaksız akıl, üst olur, alt hiç fark etmez. Yani Türkiye bir engeldir. Orta Doğu'da Türkiye bir engeldir. Ve kontrol edilemeyecek olan Türkiye bize eskiyi hatırlatır. Kontrol etmemiz gerekir diyen akıl Amerika'nın ve Batı'nın içerisinde bulundu. Aslında bize İngiliz, bize medeniyet diye kakalan, yani Batı medeniyetiyle bize yutturulmuş, yutturma kelimesi bulamadım, doğru, yutturulmuş olan Siyonist ve İngiliz aklının bize söylediği şu: Türkiye'yi yok etmemiz, mahvetmemiz lazım, algıya başlatmamız lazım, meydan okumayı kesmesi lazım bunlar derken, bunun için yapılan bir operasyonun içerisinde bulunan bir yargı için yürüyor bu kişi. Bu çok büyük bir ihanettir bence. Ben bunu çok tekrarladım ama tekrarlamaya devam edeceğim. Büyük bir ihanet içerisinde Kılıçdaroğlu. Yani o oturduğu makama kaset kumpasıyla gelmek gerçi meslektaşına veyahut da işte dava arkadaşına ihanettir. Hadi onları geçtik. Zaten zamanında SSK'yı batırarak da bir ihanetim var bu ülkeye. Onlar küçük ihanetler. 50 milyar dolar, 100 milyar falan böyle. Bunlar böyle ihanetler. Milyon dolar. Vatan satışı diye bir şey var. Burada direkt satış var. Hani bu direkt satış. Dünya Türkiye'yi böyle görmek istiyor. Ve bu MİT tırları meselesi Türkiye'nin dünya üzerindeki, yani Türkiye yapılan en büyük algı operasyonun parçasındaki olan bir kişi, bak 25 yıl hak ediyor mu hak etmiyor mu, Yargıtay onaylayacak mı, ne kadar onaylayacak, hepsini bir köşeye bırakarak söylüyorum. Dünyaya sesini buradan duyurmaya çalışmak adalet adına büyük ihanettir. Adalet adına yol çıktığı büyük ihanettir. Şimdi orada adam bulamamışlar. Yazıklar, günahlar olsun yani size. Dün Nagihan Alçın'ın bir teklifi vardı şeyde, Habertürk gazetesinde. Bu 27 Mayıs öncesinde yaşanan süreci falan hatırlattıktan sonra çok açık şunu söylüyorum. E5'lerde, otobanlarda falan zaman kaybetmeyi bırak. Türkiye'yi dolaşarak bir miting yap. Mitingler dizisi yap. Derdini öyle anlat, dert anlatmak için. Kimse gelmez ki. Gelir gelmez. Yuhalarlar bunu. Gelir gelmez. Ama yürüyemez yani, biliyor musun? Bu şu anda FETÖ talimatıyla başlayan ve aralarında işte diyelim ki FETÖ'nün tasmasını elinde tutan Amerikan, Alman, İsrail gizli servislerinin de olduğu pek çok yapının, mekanizmanın iştahını kabartan, tabii, ağzının tabii. suyunu akıtan bir provokasyon. Evet. Ve neticesi neticesinden kalkışma murad edilen bir provokasyon bu. Allah bunun göstermesin. Bunun bedelini ağır ödeyecek, ben sana söyleyeyim. İşte bunun bedelini herkes çok ağır. Yani evet. Altında kalırlar. Tertemiz şu anda bir siyasi partiye yakışan. Nedir kardeşim? Adaletsizlik mi olduğuna inanıyorsun? Bak ben sayayım sana. Hem de bak CHP'nin yapamadığını yapayım. Sayayım. KHK'larla işten atılanların yaşadığı adaletsizlikler mi var?
FETÖ yargılamaları sırasında haklı haksız yapılan yargılamalar mı var? Başka ne? Yani ne geliyorsa aklına. Aklına geliyorsa. Benim şu anda hani yanılıyorsun diye. Ha. Dertleri bu değil. Bu sesi evet. yükseltmek için bir ana muhalefet partisi 25 milyon 25 milyon beni aldım. 12 milyon seçmenin oyunu cebinde taşıyan bir yazık. Çünkü çok yazık. Bir siyasi hareketin başkanı. Sen söylemedin artık söylüyorum. Yazık. Siyasi hareketin başkanı %25 oy almış. 12 milyon seçmenin oyunu cebinde taşıyan bir siyasi hareketin başkanının yapması gereken şey daha rasyonel, daha çözüme odaklı, daha sonuç alıcı bir şey. Yani. Doğru söylüyorsun ama bunun derdi bu değil. Ben başta artık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi artık zıvaradan çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi artık siyasi parti olmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Benim örgüt gibi hareket ediyor. Örgüt. Cumhuriyet Halk Partisi bugün artık bir siyasi hareket de değildir. Siyasi bir misyonu da karşılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi artık bir ulusalcı, Kemalist falan parti de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün FETÖ için yürümektedir. Bu kadar bir gerçeklik var. Yani bunu tartışmayın. Bakın lütfen burada Enis Berberoğlu meselesinin dışında. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Birgün Ayman Güler'den tut da Emine Ülke neydi? Tarhan. Ve diğer bir takım balbaylar. Bak şimdi onlar da kıvırıp da döndüler. Birbirleri sıkıştırdı galiba. Bunların tamamına yakını hatırlarsın seçimlerden önce. Arkadaş biz bu FETÖ'yle siz bir yatağa girdik. Yaptınız bunu. Siz bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni FETÖ'ye peşkeş çektiniz diye bağırıp ayrılan vekiller vardı. Bir Allah rızası için bir tanesi dinlediniz mi? Bak bu bir gerçek vaka. Erdoğan düşmanlığı sizi her şeyi kör etti. Gözünüzü kör etti. Doğru. Gözleri kör oldu ki. Hani yani artık görecek bir halleri kalmadı. Diyorsun ki bu Cumhuriyet Halk Partisi misyon dışına çıktı diyorsun anlatamıyorsun. Ama şöyle bir gerçeklik var. Bak bu çok tehlikeli bir yürüyüştü. Ne açıdan? Cumhuriyet Halk Partisi geleceği açısından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği açısından bu tüm yapılan ihanetler, bu hareketler karşılığını toplumda görecektir sonunda. Her ne kadar şu kadar milyon, bu kadar binler tabanı var desen de bu millet de bunu görecektir. Peki. Herkes miydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sen eleştirmiştin. Rest diye verdikleri zaman biliyorsun bu Hürriyet, Cumhuriyet falan. Tabii. Neydi o rest? Rest şuydu. Ben senin yargıya müdahale ettiğini ispat edeceğim. İspat edeceğim. Bu ortaya çıktığında sen istifa edecek misin diyordu. Evet. Neymiş yargıya müdahale? Kendisi de eğer ispatlayamazsam istifa edeyim demiş miydi? Yok demez onu. Öyle risk almaz. Tabii yenmiş de yenmiş. Kafama vurdular. Almaz. Ama gene Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş liderini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı yargıya müdahale etmekle itham ettiği şey Erdoğan'ın 80 milyonda bir yurttaş olarak hakkını kullandığı meğer savcılık suç duyurusuymuş. Ya. Kendisi hakkında yapılan bir saldırıya karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Yani bunun da... O suç duyurusu vesikası mı diyelim buna neyse belgesini senin yargıya müdahale ettiğini ben ispatlamazsan falan diye ya bu bunu hep yapıyor. Hani şu gelmiş de gelmiş var ya rezil olmuş da bak, ne diyordu Erdoğan gene kaybettin. Ha şey tabii Muharrem İnce'nin söylediğini diyorsun. Muharrem İnce de diyor yani. Ha, Muharrem İnce ne diyor mesela ya diyor zaten diyor çıkıyordu mesela diyor Erdoğan diyor senin rakibin. Baştan diyor ki ben bu seçimden birinci parti olarak çıkamazsam istifa ederim diyor. Sen de bana cevap veremiyorsun zaten. Arkası zaten o zaten kafadan ileri geçiyor diyordu. Şimdi bu da şimdi suç duyurusu almış. Bir suç bizi bir defa bana şeyi göster. Ya bu adam iftira atmak bunun bir vakayı adiyeden. Yani Kılıçdaroğlu'nun her sabah kalkıp yeni bir senaryoyla iftira atma. Bu herhalde FETÖ'cülerle fazla ilişki olduğu için bundan oldu bilemiyorum yani. Ben tamam o başka bir şey ya. İftira atmak tamam CHP'nin ama çok ilk defa Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir şey ama değil. Ama Kılıçdaroğlu çok dava yedi buradan. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hep yalan dolan. Sabah kalkıp bir şey atıyor ortaya. Bir dakika diyor bir şey keşfetti. Bir dakika nerede bu 180 ila 120 bayrok kullanıcısı AK Parti? Nerede? Şimdi bir şey attı, bir çamur attı nerede? Erdoğan yurt dışındaki banka hesapları bunu politika nerede? diye izledi. Nerede kardeşim? Nerede? Erdoğan'ın Malezya uçağına hazırlattığı altınlarını yüklettiği. Nerede? Altı klozetler nerede? Beştepe'deki altın tuvalet nerede? Sabah kalkıp biz onu da biliyoruz. Biz onu açıklasınlar. Beştepe'ye altın tuvalet yaptırmış. Sayın Cumhurbaşkanı davet etti. Buyurun. Yani bir inanılacak. Buyurun bakın dedi. Ya bu siyasetçi diye hala nasıl oy alır bu insan ya? Yani siyasetçi olarak bugün artık ben tapımdayım ya. Zirveye çıktı var. Bir siyasetçi nasıl ya? Peki. Bunu şöyle bak. Bunu yalan gibi görme. Bunu yalan gibi görme. Hayır. Bunu
Bunu anlamamış, Kılıçdaroğlu suç duyurusuna bakınca bunu yargıya dedi, müdahale olduğunu zannetmiş. Dur bir kendime geleyim bir saniye. Ben bir şey sana söyleyeyim mi? Bunu mu anlamamış? Neydi sen? Bir daha söyle bakayım. Anlamamış olmalı. Anlamamış diyorsun değil mi? Ya arkadaş bir kampanya yapıyorsun. Bak burada tekrar bir kampanya var. Diyorsun ki ben hayır diyorum. Çıldırdım. Bunu unutturmayalım. Bak, unutturmayalım. Kampanyada hayır diyorsun. Niye? Vatan, devlet, kan dökülür, öyle olur. Zincirleyeceğiz, kelepçe. Çıldırdın mı? Atatürkçü. Attık, kutsal kase, her şey var. Kampanya içerisinde. Önce patakülü bir ısırmak. Bacakta ısırmak dahi var. Isır, kelepçe, vur, küt. Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? Çıktık kampanya. Anayasaya, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağız. Tamam. Hangi anayasa? Darbeci anayasası. Onu da kabul ettiğimizi varsay. Sonra çıkıyorsun. Diyorsun ki bunu unutmayalım. Asla unutmayalım. İnsanda akıl zerre kadar, şu kadar bak zeka olsa ben bu adama oy vermem abi. Neden biliyor musun? O kadar kampanya hazırlanmışız. Şimdi yürüyorlar bunun peşine. İşte efendim bir cumhurbaşkanı, başbakan ayrı parti. Mesela başbakan bir başka partiden, cumhurbaşkanı başka parti olursa ve bu iki arasında kriz çıkarsa asıl kavga o zaman çıkacak. Bu niye millete anlatılmıyor? Bu niye gizleniyor milletten? Bu adam bunu söyledi. Ve sen kampanya tertipliyorsun. Evet, kampanya tertipliyorsun. Ve tertiplediğin kampanyada şimdi diyorsun ki, neye evet neye hayır deneceğini bilmiyorsun. Sen de iyi niyetli olarak gariban işte Zonguldak denmiş bir Anadolu çocuğu. Saflık anlamış. Temizlik var sende. Hayır. O saflık temizliği kurtarmaya çalışıyoruz ki ya diyor mevzuyu anlamamış diyorsun. Hangi mevzuyu anlamış adam ki? Adam mevzuyu anlamamış. Vardı yani şu gezici evet, gezicilerde evet, herkes diye vardı ya konsantre. O da böyle yani, dua. Oradaki de çıkmış böyle böyle yapıyor. Sen mevzuyu çok yanlış anladın birader. Mevzu diyorsun. Yanlış birader. Kılıçdaroğlu hep mevzuyu yanlış anlıyor zaten. Sen mevzuyu çok yanlış anladın birader. Tabii adam başbakan düşünemiyor musun? En temel şeyi yani başbakanla cumhurbaşkanı arasında en temel yani 18 maddeyi bırak ya, en temel. Yani başbakanlık kaldırılıyor. Başkanlık geliyor kardeşim. Başbakanlık makamı ilave ediliyor yani. Kendisi diyor ki niye tek adam diye bağırıyor, çift adamdan bahsediyor. Şimdi bu adam... niye tek adam diye bağırıyor, çift adamdan bahsediyor. Bir tık diye çift adamı anlatıyorsun sen bana. Diyor, gizli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gazetede yayınlamış. Sağ ol Star yayınlamış bunu. Suç duyurusu bu. Bir suç duyurusu bulunmuş. Bu daha, da daha komik söyleyeyim bak suç duyurusu. Adam bunu anlamış diyoruz. Diyelim ki yani... Yazık diyelim ki suç duyurusu. Yani her şey ortada. Yargıya müdahale için bulduğu belge suç duyurusu belgesi. Tamam. Allah'ım ya. Daha korkunç bir şey söyleyeceğim sana. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, bak bunu çok net söylüyorum, kayıtlara da geçsin. Beni buradan dinleyen dur, ve yazayım. O savcılara bakan, hayır herkes mesajı alabileceği kadar. O davalara bakan savcılar falan söyle. Da takip edeceklerse anlayacaklardır neden söylediğimi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bir numaralı koltukta oturan adam değil mi? Evet. Değil mi? Ümmetin umut olarak gördüğü evet. Seçilmiş lider. Ailesine yapılan saldırıları yargılatmayı başaramadığı zamanlar oldu bu memlekette. Ya. Kendi kızına dönük olarak yapılan saldırıları ya. Yargılatamadı. Ya. Ya. Kendi eşine yapılan gezi kalkışması sırasında eşine, ailesine, mahremine yapılan saldırıları tabii. Yargılatamadı. Yargılamadı. Anayasa Mahkemesi'nde sıra bekledi. Anayasa Mahkemesi Sezgin Sarnıkul'una sıra verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti vermedi. Evet, tabii. Şimdi sen diyorsun ki bu suç duyurusu bile yargıyı etkilemeye kafidir diyorsun. Adam ailesine yapılan saldırı için Anayasa Mahkemesi'nden bireysel başvuru sırası alamadı. Tabii. Sen neden söz ediyorsun? Hatta, kızına yapılan saldırıyı... Hatta eşi gataya giremedi ya. Eşi gataya giremedi ayrı. Bu düşün. Mahkeme safahatinden söz ediyorum. Mahkemelerle ilgili olarak söylüyorum. Ne kadar güçten bahsediyorlar ya. Yani, çok güçlü ya. Her şeyi kontrol ediyor ya. Mahkeme safahatinde kızına yapılan saldırıyı ilk derece mahkemesinde yargılatamadı tabii. Recep Tayyip Erdoğan. İşte. Sen neden söz ediyorsun ya? Sen şimdi öyle detay... Ya bunu yapmayın ya. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Bu figürden bahsederken mesela diyeceksin ki bak bu peçete açılır. Emici gücü vardır. O da bakıcı ince o anlamaz o. Fil kuvvetinde. Bu da kağıt. Bak ses çıkartır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu buradan başlaman lazım. Adam daha ne diyor? Başbakan ayrı partiden, Cumhurbaşkanı ayrı partiden. Öyle böyle oy verdiler adama yani. Abi bilmiyorum işte artık bu da bir travma yani. Yalnız bu da bir travma. İşte bu millet bazen bunun sıkıntılarını çekiyor. Lütfen bunu dikkat edelim. Yalnız bitmeden önce sadece bir cümleyle şunu geçelim hemen. Güneşe geçmeden önce şunu hatırlatalım. Hatırlat. Kaçak Akıdipek'in kurduğu kumpasla Bergama ve Gümüşhane'deki altın madenlerine yarı fiyatları konuda ortaya çıktı. Var mı? Şöyle göstereyim yoksa göstereyim. Şöyle söyleyeyim. Şu cümleyi sadece önemse, yani yeterli olur bence mevzuyu anlama adına. Elikoğlu bağından Normandiya şirketi 100 milyon dolarlık yatırım yaptığı iki madeni Akıdipek'e 44,5 milyon dolara saplar zorunda kaldı. Çünkü Asterix'ler, Hopterix'ler köprülerde falan eylemler yapıyordu. Yani ne olduğunu bilmediğimiz... İyi çökmüşler yalnız. Çok iyi çökmüşler. Peki şeye ne diyorsun sen?
Akın İpek'i görünce geldi aklıma. Bu FETÖ'cülerin baş finansörlerinden biridir biliyorsun Akın İpek. Yani Türkiye'deki yatırımları falan da üzerine. FETÖ'cülerin Akın İpek'le bir sıkıntısı var şu an. Ben bir şey duydum. Duyumlarım var çünkü. Duyacak bir şey değil. Onu sen söyle. Ben bilgiyi vereyim. Sen duyumu söyle. Ben de söyleyeyim sana. Akın İpek'in annesi Melek İpek, Fethullah Gülen bir numaralı teröristtir dedi dün. Tam şeyden sonra, Bülent Arınç'tan sonra o da anlamış. Peki senin duyumun ne? 15 Temmuz'dan sonra. Senin duyumun ne? Benim şu, Akın İpek, bunlar Himmet, Hayret, Saffet, Emanet. Bak bu yeni çıktı, Emanet. Himmet, Hayret, Saffet, Emanet. Akın İpek'e bazı paraları veriyorlar. Akın İpek dışında olduğu için de acaba o paralar... Hacılandı mı diyorsun? Indira Gandhi. Indira Gandhi. Oldu mu olmadı mı? Akın İpek'in İngiltere'ye giderken... Bazı FETÖ'cüler bu paraları ondan alamama tehlikesi ve şey yaşıyor. Çünkü hayatta her şey para. Bunların özellikle dava diye dert olmadığı için... Sahtekar adamlar. Para, mal, mülk. Mal şey, diyorlar, mülk diyorlar. Hadi bakalım sen oyalan demiş. Ondan sonra o yüzden böyle bir sıkıntı olduğu duyumlarını aldık. Yani acaba bu para... Melek İpek'in Fethullah Gülen bir numaralı terörist nedametinin altında yatan şey... Ben onu bilemiyorum. O konuda yorum yapmayacağım. Ne acaba? Şimdi ben çünkü hep beyan esastır üzerinden gidiyoruz. Gerçi FETÖ'cüler için çok geçerli değil bunlar. Takiye bunların uzmanlık da. Beyan sürekli yalan. Beyan sürekli. Ama şu var tabii ki ilk takiye, takiye etapta. Bunların hayatının anlamı yani. Yani öyle o şekilde görelim. Bakalım hayırlısı diyelim. Öyle bir şey duyum var. Yok deve. Yok deve. Adamlar develeri değil. Haberi de bunu vermişler. Bak ekrana. Normal terörist. Evet. Bir göstersene bana haberi. Dur. Yok deveye geçmeden önce. Melek İpek. Bir numaralı terörist Fethullah Gülen diyor. Tabii onu söyledi zaten. O haber vardı zaten. Evet. Tabii onu geçtik tamam. Onunla yorumumuzu bitirdik. Evet bu şekilde bence, ifade yok, ettim. Bence dursun biraz böyle bakayım ben ona. Sessizce bakalım ona. Tamam bak. Yani ben şu açıdan söylüyorum. Tabii fiilen böyle bir örgütün içerisinde tabii yetki olarak da veyahut da işte aktif olarak ne yaptığını ne ettiğini falan çok fazla bilmiyorum Melek İpek'in. Ama tabii Akın İpek'le ilgili her şey tabii ortada. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne yaptığını bilmiyoruz bir şey. Bir gülüşüne servetini feda ederim noktasından Fethullah Gülen bir numaralı teröristtir noktasından nasıl geldik? Ama annesi değil onu şey söyledi. Nasıl Akın İpek söyledi. Abicim İpek grubunu, Koza İpek grubunu yakından tanıyanlar bilirler. Orada çalışan arkadaşlarımız bilirler. Orada direksiyon. İşte direksiyon değil mi şimdi? Resmi hakim üzeriniz ben ona bakarım. Peki. Hani şimdi annesi olduğu için tamam dışarıdan ne kadar FETÖ'cü değildir onu yorumunu yapmayayım ben. Akın İpek dediğin şeyi net söylemiştir. Bir gülüşte servetini feda edilmiştir ama anlaşıldığı kadarıyla, benim duyduğum kadarıyla bir gülüşte servet falan feda etmiyor. Yani gülüşler kahkahaya bile dönse himmet ve emanetleri almış. Servet gidiyor. Almış yani öyle olmuyor yani. Hadi yok deveyi göster bize. Yok deve Körfez krizinde sonunda bu da oldu. Hac ve umre yapmak isteyenlerin engellendiği krizde sıra Katarlı develere geldi. Suudi Arabistan Katarlıların 15 bin devesini yok. Bu da manşette yok deve diye girmişler. Gayet güzel. Gayet yani, güzel. Yani işte akıllar... Şimdi diyor ki abi sen oraları bildiğin için sana bunu analiz ettireyim. Ülke toprakları 11.500... Yalnız bu develeri tanımıyorum. Ben bunlara hiç görüşmedim şimdi. Hangisini? Beyaz olanı mı kahverin gibi? Ne kadar sevimli yalnız. Şu deve güzelliğine bak. Yani, öndeki beyazlar çok masumane. Ulan böyle de olmaz ki diye. Bak, tek örgüçlü mü? Baloncuk koyacaksın. Ulan başlayacağım sizin krizinize de. Çölden biz. Gözler onu söylüyor deve. Bir şey söyleyeceğim. 11.500 km² olduğu için on binlerce hayvan Suudi Arabistan'da otlatılmak durumunda kalıyor. Yani Katar'da yer olmadığı için. Otlak derken yani orada pek ot yoktur ama ne yiyorlar bunlar? Belli alanlar. Hani Katar'da ot yok da Suud'da mı var yani? Şöyle belli alanlar mesela belli alanlarda deve sularının olduğu yerlerde hani bizdeki ağıllar gibi büyük meydanlar çevriliyor. Onlarda özel sulaklarla veya işte otlarla bazen de alan yeşillendiriliyor. Çünkü aslında biliyorsun o çöl... Bilmiyorum canım, nereden bileyim? Ha şunu söyleyeyim, biliyorsun ki lafın gelişi biliyorsun. Ezino. Siz Türkler nasıl diyor? Şimdi o çöl, çöl o kadar çok uzun süre su görmediği için, o çölde birçok bitki yetişmediği için, susuz olduğu için öyle. Fakat uzun süre mesela oldu ben oradayken gördüm. Bir hafta 10 gün boyunca az az yağmur yağıyor, en sonunda yağdıktan sonra çöl komple yemyeşil oldu bir anda. Allah. Bir haftada. Çimenler çıkıyor. Çünkü kullanılmamış toprak onlar. İçindeki vitaminleri, tuz oranları duruyor. Ondan sonra suladığı zaman olacak. Tabii Suudi Arabistan bundan 10 sene galiba 15 sene önce dünyanın en büyük ikinci tahıl üreticisiydi. Söylüyor musun? Taşıma sulamayla. Taşıma sulayla. Ondan sonra çok pahalı olunca bırak vazgeçtiler. Evet yok deveyi de bu şekilde görmüş olduk. Şunu söyleyelim. Bununla ilgili bir yorum yapayım. Deveyle bu iş olur mu? Arkadaş neydi? Maldiv Adaları, Komor Adaları, ondan sonra Libya'nın kısmı gibi
gibi artık komedi hani. Ne bir de Libya'nın bir kısmı. Tobruk hükümeti. Libya Tobruk var. Onlar mıymış onlar ha? Libya Tobruk hükümeti. Onu öğrendik ismi Tobruk tabii. hükümeti. Bingazi hükümeti hala. Bingazi var orada bir tarafta şey de var. Libya Tobruk hükümeti. Hı-hı. Dünyada henüz daha bilinmiyor ama yakında tanınacak. Eğer bağımsızlığı kazanırlarsa önümüzdeki 15 yıl içerisinde en yakın zaman içerisinde. Artı Papua Yeni Gine'den Tomisco. Ya uydurma ya. Öyle tabii Papua Yeni Gine bu işe. Çünkü oraya para yatırmış Suudiler. Bir de hakikaten Papua Yeni Gine'nin var. Bir de Kongo'dan. Abluka koalisyonunda Papua Yeni Gine var mı? Bir sene yok, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorsun. Tamam. bu da şaka gibi de o yüzden. Yani develeri de develerinizi alın da gidin. Bu ne kadar normalse yani. Deveni al da git yani. Bu ne? Yok peki, deve. Hakikaten peki, iyi. Peki. Şeye geçiyoruz tabii tuvaleti, ki. Tuvaleti. Tuvaleti bir dakika bir saniye. Şunu geçtik mi şunu? Ne istiyordun abi? Ben bir şey daha geçecektim. Ne o? Söyle. Bu bitti. Ot yok bu kadarmış ya. Ot diye, o zaman deveye geçelim. Deveden aşkına tuvalete geçelim. Bak kaç günden beri Marvel'sı yapılıyor tuvalete geçelim. Yazmayacağım bu tabii. Çünkü Ramazan böyle. Bununla ilgili yazıyor musun? Yok tuvaletle ilgili yazmayacağım. Neden? Yok ya değmez. Şimdi bir tane iki günden beri konuşuluyor. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Daha sonra burada da var kıyıda köşede. Hatta bir gün çok hoşuna gitmiş. Bir gün var ya böyle ne? Bu dinsiz donsuzların bu tür şeye çok şey var biliyorsun. Benim de karşıyım böyle şeylere biliyorsun. Dün konuştuk daha. Dün konuştuk değil ne mi? Konuştuk? Dün müydü? Çok kötü gömdüm falan dedim. Bu Y kuşağı meselesi. Hani dünya bir olsa, ah bu dünya bilmem ne olsa. Ben muhtemelen Gamze'ye konuşuyormuşsun. Gamze'ye söylemiştim. Ben, dünya bir ben olsa. Ben seninle bir şey konuşmuyorum. Hep tek bir millet olsak, efendim cinsiyet ayrımı olmasa, insanlık ayrımı olmasa, millet ayrımı olmasa, dünya tek bir köy olsa, ah şenlensek, gelin danışalım hep beraber kardeş olalım. Kardeş demez tabii ondan. Sonra peace world, bilmem ne, hippies. Şimdi bu içi boşaltmış bir gençlik. Bu Batı hep bu neydi yutturuyor. Böyle bize böyle hap haline getirip böyle alın size rock, alın size Metallica, alın size bilmem sen ne falan. Sen niye Metallica'ya şimdi? Nereden geldin Metallica'ya? Metallica'ya nereden geldin? Ne istiyorsun onlardan ya? Metallica çok meşhurdu o zaman. Hala çok meşhur benim açımdan. Tuvaletsiz, bununla ilgili görsel var mı? Bu şimdi bana diyecekler ki ya bak böyle hayır boşaltılığı içiniz kafanız beyniniz, beyin yok beyin. Bak şöyle bir şey var. Bir dur daha hikayeyi anlat. Ya çok sinirlendim. Bak hemen yoruma geçelim. Bak durup dururken hikayeyi çok... bir anlat. Bak bu yine çok kızdırır gençler ya. Hikayeyi anlatalım önce. Ama gençleri çok seviyoruz. Tezonları yeni açanlar için hikayeyi anlatalım. Ekranda sadece cinsiyet tuvaleti saçması... Bir dakika bir saniye. Ben bu lafa karşıyım. Neden biliyor musun? Niye televizyonunuzu yeni açıyorsunuz? Bir dur. Bilmiyor musunuz saat 11'de başlıyor? Ekranda hiç anlatma bunlara. Bak yeni açanları anlatma. Cinsiyet tuvalet tartışması yazıyor ve sen sürekli Metallica'yı falan gömüyorsun. Tabii çünkü onlar. Onlar çünkü konunun onlar. Konunun ne olduğunu anlatmadık. Manöver. Konu şu. Metallica ve tuvalet. Konu şu. Aynı şeyler. Yani. ODTÜ'de öğrenci, bir kısım öğrenci. Bir kısım öğrenciler. Bir araya gelmişler ve anket yapmışlar. Evet. Anket yapmışlar. 400. Demişler ki evet yani demişler ki bu tuvaletleri cinsiyetsizleştiriyoruz. Ne demek yani cinsiyetsizleştirmek? Bilen olmuş bilmeyen olmuş. Ha, tuvaletin cinsiyet olur mu diye soran olmuş. Erkek tuvaleti kadın tuvaleti gibi. Hep biz bir araya girelim demişler. Hepimiz aynı yere yapalım. Aynı yere yapalım demişler. Demişler. 400 kişi buna evet demiş. Kaç bin kişi var ODTÜ'de bilmiyorum. Binlerce kişi. Evet. Yani sırf öğrenci mevcudu olarak söylüyorum yani öğretim üyesi vesaire akademik kadroyu hiç saymıyorum bile. 400 kişi öyle deyince bu çocuklarda bir tabela bulup aha da bu tuvaleti cinsiyetsizleştirdik deyip sticker yapıştırmışlar oraya. Sticker'lar yapmışlar bile bu tuvalet cinsiyetsiz tuvalet. Bu tuvalete erkek de kız da girebilir. Çok iğrenç. İğrenç bir durum yani. Şu videoda ne var? İşte iğrenç bir çocuk. Biz izleyelim. Birisi. Cinsiyetsiz tuvaletmiş. Merhaba arkadaşlar. Rektörlük yaklaşık 3 aydır bizim cinsiyetsiz tuvalet talebimize cevap vermediği için bugün arkadaşlarla birlikte cinsiyetsiz tuvaletleri biz fiili olarak açıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Burayı kapatsam mı? Ben kaçırdım. Ne yapıştıracağım? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. İşte bu. Süper. Biz de alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bundan sonra artık erkekler ve kızlar aynı. İlk başta bu konuyu anlatan aman, delikanlı aman, var ya. Aman abi. Bir şey söylemiyorum. Bilmiyorum, delikanlı abi, var ya. Tamam gerek yok abi. Onun gerek zaten yok abi. Cinsiyet meselesi. Niye bu böyle ne oluyor bunu söyleyince abi? Tamam çok üzülüyorum. Ne oluyor? Bilmiyorum abi. Homofobik mi oluyoruz? Ha, bilmiyorum abi gerek. Bilmiyorum ama yani zaten bence o gidebilir. Yani onda sorun yok. Şu var ya, şimdi neyse şakası bir yana, Allah muhafaza eylesin yani. Sevgili izleyiciler, gördünüz durdurmaya çalıştım. Elinden geleni yaptım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani şu bak, bu böyle, bunlar yanlış işler ya. Bir kadın erkek tuvaletini, bu yaşlarda bu neyin özgürlük anlayışı, neyin algısı? Bu arada ODTÜ'leri şöyle tebrik ediyorum, ODTÜ öğrencileri tebrik ediyorum şöyle. Ha tabii, edelim. Niye ama? Cambridge, Oxford evet. gibi evet. Dünyanın evet. en seçkin üniversitelerinin
aklına gelmeyen bir şey buldular. Evet. Oralarda bile tuvaletlere erkekler ayrı kızlar ayrı girerken. Evet. ODTÜ'de öğrenciler. Daha çağdaşlar. Daha. Çünkü çağlar üstü. Tabii çünkü kuantum mekaniğinde dünyadaki en büyük araştırmayı yapıp da bu en çağdaş, en iyi mesela uzay teknolojisini dünyada çalışmasını yapan, bu konuda dünyanın en büyük ödüllerini kazanan öğrencilerimiz var ya, hani şu biz karar verdik böyle yapacağız artık. Nasıl var ya, çocuk yapıştıracak. Kabul edilmemiş. Bak bu görüntüyü gösterdik. Göster bana. Bu görüntüyü kabul edilmemiş. Yönetimin kabul etmediğini. Ne yazıyor? Reddedilmiş. Şeyde ODTÜ açıklama yapmış. Böyle bir şey yok demiş yani. Kendi yani çocuklar gitme kendi kendilerine. Melik Yiğitel mesaj atmış. Sana selam söylüyor Ankara temsilcimiz. O senden bir adım ötesini düşünüyor. Yani kadın erkek tuvaletleri ayrı olursa da az önce konuşan arkadaşın gideceği tuvaletin yeri aşağı yukarı belli diyor yani. Ha, o ne, hangi tuvalet? Onun gideceği tuvalet de yok. O üçüncü, böyle bir tuvalet var. Üçüncü tuvalet yapsın. Üç tane tuvalet olsun. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu da buna kızmasınlar. Arkadaşlar bu fikir özgürlüğü diyorsanız sonuna kadar fikir özgürlüğü. Bak burada çıkıyor kendini genç nesil. Çok aykırıyız. Acayip protestiz. Biz protest tarzı olduğum için böyleyiz falan filan diyenler çıkıp edepsiz ve fütursuz bir şekilde efendim yok biz karar verdik aramızda cinsiyetsiz tuvalet alıyor yapıyoruz deyip de yapabilip de o özgürlüğü kendine bulabiliyorsa hiç kusura bakmasınlar, ben de böyle bir gençliği tenkit etme ve çok da sert bir şey tenkit özgürlüğüm var. Şöyle bak burada 400 tane çocuktan söz ediyoruz galiba. Hayır bunlar için söylüyorum zaten. Önemli bir kısmında cahil olduğunu varsayıyorum ben çünkü gerçekten i̇şte yani bunu çağdaşlık olarak zannediyorlarsa şöyle söyleyeyim neresidir çağdaşlığın referansı? Yani bana bir yer söyleyin. Bunlara göre bu. Hayır yani bir ülke ya da bir kent söyleyin bana. Paris midir? Neresidir? Yani orada yok, yok bu. Yok hani, tabii. Hani bana referans gösterin. Ya dünya ki, ya insan fıtratına aykırı. Hollanda'da da cinsiyetsiz tuvalet yok. Hollanda'da 3 tuvalet var. Hayır Ersoy bir şey söyleyeceğim. Yani eşyanın tabiatına aykırı bir işten bahsediyoruz. Hani aykırı olmak, protest olmak, özgürlük falan diye. Yani bize niye kakalanıyor bunu anlamadım. Bizim millete niye bu kadar çok geliyor işte bir yerden, yani. Bir yerden sipariş şey ya. Geliyor demek ki. Ya ben bundan... Yani Ramazan ayında LGBTİ yürüyüşlerini kim tertipliyorsa ODTÜ içinde alçak yüksek bilmem. Bence alçaklar. ODTÜ'de de cinsiyetsiz tuvaleti onlar. Bu arada söyleyeyim yani hemen söyleyeyim. Sadece ODTÜ'de değil, Türkiye'nin dört bir tarafında belli üniversitelerde bu çalışmalar yürütülüyor. İstanbul'da Mimar Sinan'da ve Boğaziçi'nde de bu denemeler yapıldı. Evet, Boğaziçi'nde galiba 2016'da varmış böyle bir cinsiyetsiz. Üniversite yönetimleri, yani üniversite yönetimleri bunu reddediyorlar. Kategorik olarak reddediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Fakat orada bu işlerle memur edilmiş, kökü dışarıda bir takım örgütlerle bağlantısı olan gençler bunu sürdürmeye devam ediyorlar. Ya yani Mimar Sinan'da da öyle. Başka üniversitelerde de var bu yani. Bu çünkü böyle sokulmuş durumda üniversitede. Ben sana bir söyleyeyim yani. Bazı şeyin içinin boşaltığıyla ilgili ben buradan madem ki konu buraya kadar girdi. Biraz işimin tabii böyle çok bana çok böyle ters olunca yani benim kültürüm, inancıma aykırı şeyler bunlar tabii. O tepki gösteriyorum. Bu tepkiyi göstermekten de imtina etmeyeceğim. Ben sana söyleyeyim yani. Buyurun. Buradan geri adım atacak halim yok. Hepsi ters benim bana göre benim gözümde bunların. Tamam. Olmaması gereken şeyler bunlar. Asla kabul etmiyorum. Homofobik düşüncede bilmem ne de efendim dinci de dinsiz de ne dersen de benim için. Ama benim için kabul edilmek şeyler bunlar. Fakat bir gerçek var Ersoy. Bunu da buradan mesaj olarak anlatayım. Hani Hikmet Genç niye bu kadar çok tepkili oldu? Veyahut da niye bu genç kuşakla böyle sıkıntısı var? Ne istiyorsun? Yıllar önce 1980'li yıllarda. Ha sen çocukluğundan. Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o entel kantini olduğu yerde. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde benim bir arkadaşım vasıtasıyla oradaki spor bayramına katıldığım dönemlerde. Ben Marmara Üniversitesi'nin masa tenis takımındaydım o zamanlar. Gidip geldiğimiz insanlarla tanışırdık. Bak, aynı kuşaktayız. Aynı yaşta 18, 19. Ya yani şu anda konuşan adamın aynı kuşakta olduğumu kabul et. Ne konuşuyorduk orada biliyor musun? Beni oraya götürüp tanıştık tabii insanlarla. Bir entel kantini vardı onların belki de. Orada çay içilir, bilmem ne yapılırdı. Orada mesela üniversite öğrencilerle konuşuyoruz ya. Neyi konuşuyoruz biliyor musun? Biz şimdi mütedeyyin kesim olduğumuz için oradaki sosyoloji öğrencileriyle ve hatta felsefe öğrencileriyle özellikle sosyal bilimle okuyanlarla sürekli işte varoluşçu teorisi, Allah nedir, Allah vardır, nasıl ispatlanıyor, yani egzistansiyelizm, bir aramızdaki bu kültür farklarının dini şeyleri sohbetini yapardık ve karşımızdan ses getiren çocuklar vardı, gençler vardı, yani hatırlıyorum çok iyi, cevap verebiliyordu sana, kitaplarla gidip kitapla tartışıyorduk, yani bir derin entelektüelliği vardı bu 18-20 yaş kuşağın. Şimdi aynısına baktığın zaman maalesef bak bu bir vaka. Yeni nesil neyi konuşuyor? Şunu konuşuyor. Sosyolog musun? Ergün Yıldırım çok iyi bilir. Sosyologlar çok entel dantel insanlardır. İfadeleri çok derin entelektüel falan.
Nedir baktığı yer mesele biliyor musun? Nedir? İki tane meşhur adam var. Yeğeninden biliyorum. Burada diyor Foucault. Adam Fransız Foucault'un sosyolojiden bahsedip sana anlatır saatlerce. İçi boş. Niye? Eyfel Kulesi'nden Türkiye'yi yorumluyor. Foucault veyahut da Burada diyor. Gel bakalım Selimiye Camisi minaresinden Türkiye'ye bak. Bakamıyor çocuk. İşte biz böyle nesil kaybettik. Hani diyorsun ya bu Kılıçdaroğlu nasıl oy alıyor diye. Maalesef çok üzül derim. Bu kafalar bu şekilde oy verebiliyor. Çünkü bu ülkenin bir beka sorunu olabileceğini, bayrağın ne olduğunu, aidiyet duygularını boşalttığın zaman insanlardan onun yerine metal, rock, naber baba, kankiler giriyor. Tamam, belli bir kültürel emperyalizm olabilir. Etkileşim de olabilir batıyla. Bir şey demiyorum. Ama sen olayı özgürlük adına ben tuvaletleri bilmem ne yapacağım. Mübarek Ramazan Şerif'te LGBT yürüyüşleri yapacağım. Efendim şu, bunu abartmayın. Bunlar yanlış şey. Tamam da niye? Buna yanlış şey. Niye yapıldığını da söylesene izleyiciye. Yani kız erkek tuvaletlerini... Bir kısmı tahrik etmek için yapıyorlar. Kız erkek tuvaletlerini neden birleştiriyorlar? Ramazan'da LGBT yürüyüşlerini neden yapıyorlar? Neden? Şimdi ya Ramazan evet doğru. Yani şimdi benim mesela belli... ya şöyle söyleyeyim ben sana. Madem buraya sonuna doğru geliyoruz programın. Rahmetli babam Kapalı Çarşı'ya gidiyor bir gün. Bir tane Türk arkadaşı var. Bir ziyaret edeyim diyor. Bir tane Türk arkadaşı var? Yani bir esnaf. Türk bir esnaf. Çünkü öteki Musevi işim. Çünkü de o yüzden pardon Ermeni. Gider girmez Ramazan'da adam oruç tutmuyor tabii. Çay içerken. Babama diyor ki babam gelince içeri. Ya hocam kusura bakmayın ben oruç tutamıyorum. İşte şöyleyim var buyum var. İşte dayanamıyorum. Performansım düşüyor falan bir şeyler söylüyor. Önemli değil ya siz esnafsınız falan. Yemek yerken yakalıyor babamı. Yemek yerken. Çay içerken. Çay içerken evet. Yemek yiyorken çay içiyor. Oturdum diyor. Muhabbet bitene kadar o çayını içmeye devam etti, bitirdi. Ben de lütfen rahatınızı bozmayın, ben oruçluyum ama mecbur değilsiniz yani falan deyince. Ya kusura bakmayın falan deyip o şekilde babam sohbet yapıyor gidiyor. Ki babam çok eski İstanbullu. Arkasından buraya kadar gelmişken bir Sargos bilmem ne efendi, bir Ermeni bir ahbabı tanıdığı daha var. Şey, Nur Osmaniye'den tanıdı. Yine Kapalı Çarşı'nın içerisinde. Ermeni'yi ziyaret ediyor. Kapıdan görüyor aynı durum. Bir tane çay bardağı var orada. Adam çay içerken, ooo hocam hoş geldiniz diyor pat. Çayı aşağı saklıyor. Ya diyor bir dakika. Akop Efendi. Neyse ismini tam hatırlamıyorum. Ya bırak iç sen Ermenisin yani sen. Yani ben oruçlu. Ramazan ya. Ama olmaz ki hocam. Sen oruçlusun. Canın ister. Biz böyle saygı görmedik. Biz Osmanlı'dan saygıyı böyle gördük diyor. Ermeni ya. Ermeni bir Hristiyan. Osmanlı'nın döküntüsü. Osmanlı'nın son dönemde gelen Ermeni çocuğu. Diyor ki hocam sen oruçlusun. Canın çeker. Ermeni döküntüsü deyince hakaret edecekler. Biz şunu söyleriz. Osmanlı döküntüsü alim deriz. Döküntüler ki yanlış anlamı. Mesela Hoca Efendi var. Güvenli Mehmet Efendi. Abdurrahman Hoca Efendi ne derler biliyor musun? Osmanlı o kadar çok alim çıkartmıştır ki o Osmanlı döküntüsü Osmanlı'dan dökülen kalan birkaç alim denir. Büyük alimlere. O açıdan diyorum. Hani Ermeni olduğu için eskiden çok daha fazla vardı. Biz yok ettik bu Ermenileri. Doğru mu? Aynen. 40 bin kişi. Bu 6-7 Eylül aylarında için oldu. Birçoğunu göndermedik mi bu ülkeden? Doğru. He? Biz zemaat edilen bu milleti sadıka göndermedik mi? Doğru. O yüzden o kıymetli insanlardan kalanlar manasında diyorum. Ama aradaki farkı görüyorsun değil mi? Başım. Yani şimdi evet. O yüzden biz en azından şu Ermeni vatandaş kadar, o Osmanlı edebiyle terbiyesi yetişmiş bir Ermeni vatandaş kadar bir vatandaş, bir Müslümanlardan saygı bekliyorsun. O bile yok. O dahi yok. Benim isyanım buna. Yani o saygı o başka bir şey ya. Bak yani, şimdi şeyi göstereceğim sana. Ben şimdi sana şeyi göstereceğim. Şimdi Didem gönderdi. Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi. Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi'ndeki tuvalet kapısındaki tabela. Biraz ben büyüteyim şunu. Bu da burası Mimar Sinan. Cinsiyetsiz tuvalet. Yani tabii. Şimdi Didem gönderdi. Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi'nden bu da. O tuvaletin kapısındaki tabela bu. İşte maalesef. Yani sen ODTÜ'ye sadece diyoruz ama sırf ODTÜ değil. Bak tabii. Mimar Sinan'daki durum bu. Başka yerlerde de var. Bak şu derdimizi şöyle anlatalım. Buradır ya. Şunu da anlatalım yalnız. Kategorik olarak insanların Batı kültürüne de işte yorulması veyahut da Batı'yla bu manada kültür alışverişinde etkileşim sonucunda bu hale gelmesini kategorik eleştirmiyorum. Kategorik eleştirdiğim şu. Bu ülkenin çok bir sıkıntısı derdi var ve bu tür kültür geçişleri bu ülkeye bir şey katmaz. Eğer diyorsan ki bana bir somut örneği var mı kardeşim ne konuşuyorsun demek istediğini anlamıyorum diyorsan ben sana şöyle cevap vereyim.
Bu ülke ne kadar çok mağdur atlattı değil mi? Darbeleri atlattı, şunu atlattı, bunu atlattı. Cumhuriyet tarihinden bahsediyoruz. En son 15 Temmuz diye bir travma yaşadı bu ülke mesela. Şu cinsiyetsizlik, bunu net söylemek zorundayım. Yani bu kadar da sizi koruyacağım, size bir pozitif ayrımcılık yapacağım diyeceğim ama buraya kadar. Daha fazlasını yapamayacağım, kusura bakmayın. Şu cinsiyetsiz tuvalet için peşinde koşanlar, LGBT için yürüyenler, Kemal Kılıçdaroğlu dahil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti, ne zaman sokağa çıktığınızda demokrasi ve insan hakları irade için adım attınız, yürüdünüz ya? Peki. Son yürümediniz biliyorsun değil mi? Yürümediler. İnsanlar, Anadolu çocukları o topraklarda bayrak diye, vatan diye ağızlarını da tekbirlerle sokaklar nöbet tuttular. Ve bu ülke tehlikeye giderse bu cinsiyetçiler kurtaramazlar abi. Bu toprakları bilmiyorum yani ki kim bunlar, içinde bunlar değil. Kim içinde ne kadar vatansız olduğunu bilmiyorum. Hayır, bu kafadakiler bu kafadakiler değiller. Yani onlar hepsi bütün cinsiyetsizler evet. Anlamında da demiyorum yani. Cinsiyetsizler için hayır, cinsiyetsiz tuvalet zihniyetini savunan kişilerden bahsediyorum. Peki. Ben bir gruptan kategorik ondan bahsetmiyorum. Bir kategoriden bahsetmedim. Sadece o zihniyeti savunanlardan bahsediyorum. Peki. Savunanları kastediyorum. Son dakika derken. Gelişmem var. Hayır, son bir dakikanın içindeyiz anlamında tamam. Söylüyorum. Son iki dakika. Sen bize söyleyeceksin, bizi öğreneceğiz. Suudi Arabistan'da bayram tatili 16 gün müydü normalde? Yok canım. Bak burada posta yazısı diyor ki Veliaht Prens'in değişmesi şerefine bayram tatili. Hangi bayram tatili? Ramazan mı? Ramazan. 16 günden 23 gün çıkarıldı diyor. Şu anda 23 gün bayram tatili varmış burada. Daha evvel de 16 günmüş. Hayır. Yani sallamışlar ya. Yani. Baksana bayram tatili 16 günden 20... Değil mi? Sallamışlar değil mi? Şimdi bayram... Ha 23 gün çıkılmış olabilir ama. En uzun bayram tatili... Şöyle 23 gün çıkılmış olabilir ama. Veliaht Prens. Tabii ki olabilir. Mesela Veliaht Prens veyahut da mesela... Şerefine. Veyahut da Kral Abdullah ilk defa başa geldiğinde mesela... O da yaptı. O da ilk yaptığı Selman. Şey... Mesela tatil günü koydu ilk defa. Milli gün yoktur şeyde Suudi Arabistan'da. Hani bizdeki milli ve dini bayram vardır ya. Şey Suudi Arabistan'da milli günler. Ama kurban bayramı yoktur. Ramazan bayramı var yani. Sadece Ramazan ve kurbanlar vardır. Onun dışında hem milli hem dini. Yılbaşı, onlarda. Yıl üstü, yıl arkası, bağımsızlık günü, bilmem vahabilik bilmem bir gün diye bir gün yoktur. Sadece kurban. Peki şu 23 gün nedir şimdi? Valla rakam... Gamze yazmış yetkililere duyurulur diyor. Ben sana söyleyeyim mi? Rakam büyük ihtimalle sallanmıştır. Ben size söyleyeyim. Bu arada özür dilerim. Gamze bir hatırlatma yapıyor. Biz de yılbaşı tatili yapmıyoruz vallahi diyor. Yani hani bizim de Suud'da tabii o bir gazete televizyoncu olarak yapamıyorlardı. Normalde yılbaşında resmi tatil bizde. Vallahi bilmiyorum resmi tatil bizde değil. Sen de öylesin. Ben de öyleyim vallahi. Bayramın ilk günü çalışıyor musun sen? Çalışıyorsun. Bayramın ilk günü dediğin pazar zaten. Pazar sabahı çalışıyorsun. Pazar sabahı radyo programı var. Gene radyo gene programı var. Ben hatta yani bayram namazı kılacağına mecbur radyoya gidiyorsun. Bayram namazı saatinde. Hatta bayram namazı radyoda kılıyorsunuz. Hep beraber Harbiye'de. Diyorsunuz ve... Kapattık. Ne kapattık? Hep böyle pat diye kapatıyorsun. Buyursan kapat. Ben açtım. Hikmet sen abi. Kapat. Hayır. Ben açtım. Açtığın gibi kapat. Benim açtığım açtığın gibi kapat. Sen açtın sen kapatacaksın. Efendim programımız burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. Rinicem. Muazzam. Muazzam. Tamam. Muazzam.